Biliyoruz. Ya bu platform için öncelikle sitelerin isimlerini yazdım. Dedim ki her siteden bir kişi site başkanı ismini bildirsin ama ben herhalde okunmadı, görünmedi. Buradayken bildirirseniz sevinirim biraz. Neden? Bunu yapabilirseniz seviniriz. Şimdi son günlerde gazetelerde Enel ile ilgili çok da hoş olmayan bir takım haberler çıktı. İşte Enel'in kanalizasyonu kokuyor. Enel de çöpten alınmıyor. Hayvan Enel'de sahipsiz dolaşıyor. Yani benzer konularda çok şikayetler var. Şimdi bunlar bizim hep Kaptopu grubumuzda yayınlandığı için bir takım insanlar bunu Kaptopu grubu sanki üretiyor gibi geliyor onlara. Halbuki öğretmiyor. Biz üretilenleri orada toparlayıp da yayınlıyoruz. Tabii ki kendi fikirlerimiz de var. Onları da söylüyoruz. Şimdi burada bu konuları bir kere daha dile getirmek için sizlere söz verelim. Sizler konuşun, bizler değil. Bir dakika ben bitireyim. Şimdi bu toplantı bir olağanüstü hal durumunda yapılıyor. Onun için burada siyaset yapmadan sadece elinizin sorunlarına dönüp dilediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Ama şu parti öbürü bilmem ne demeden burada sadece elinizi ve hatta sadece sahili mümkünse konuşalım. Kimseye o konuda bir söz hakkı vermeyelim. O zaman ilk soru şey olarak sizden başlayalım. Buyurun. İsminizi falan söylerseniz arkadaşlarımla gelin. Mümkün olduğu kadar da çabukça ifade edelim. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi dün yaşadığım olayı size anlatacağım. İsmet Özkan, Yıldız Kent Sitesi'ne. Dün sağ olsun belediye başkanımız geldi bizim sahilimizi dolaştı. Parkta temizlemeye kalktılar. Gelen yosunlar var. Bu yosunlar ilk geldiğimizde yarım metre kadar vardı. Biz telefon edip belediyeden bunun traktörle olmayacağını, dozerle bunları kaldırılmasını söyledi, önerdik. Traktörler karıştırıldı, o yosun yarım metre kadar kaldı. Ondan sonra geçenlerde yapan Lodos'la onun önünde bir yığma daha geldi. Başkandı. Bu yığmayla beraber denizin içine kadar yosun oldu. Siz buralarda belki bunu yaşamadınız ama biz bunu orada yaşıyoruz. Ve belediye başkanı geldiği zaman ben yanına gittim. Traktörle uğraşıyorlar, mücadele veriyorlar. Kesinlikle olmayacak vaziyette. Şu anda hepiniz gitseniz ağlarsınız olmasını görseniz. O kadar kötü bir durumda. Koku leş gibi. Dün başkanıma gittik. 3 saat orada durdum. Bana bazı başka yerlere saptırıldı. Suayetten başka olaylara saptırıldı. Bir dozer lazım arkadaşlar. Belediye bir dozeri bana veremedi orayı. Belediyeci arkadaşlar da var burada. Biz zamanında buraya bir telefondan devlet suçlarına rahmetli orta arkadaşımız var, Ahmet Yıldız. Bir telefondan dozer de getirdi, direkler de getirdi. Bugün iktidarda olan bir partinin şeyi arkadaşım dedi, gelme ben partişelik şeyi yapmak istemiyorum. Hiçbir şey değil. Bizim gayemiz bir dozeri bir belediye başkanı nasıl getiremez? Dozersiz orası temizlenmez. Yani şimdi bize söylenen, dün arkadaşımıza bir tanesi dedi ki, ve yöneticimiz bize. Ya dedi başkanım dedi, ben vergi veriyorum. Niye dedi bize yolumuz yapıyor? Ve biz dedi şeye kadar yapıyor dedi. Ve o Çağlar Market'e kadar yapıyor dedi. Ya kardeşim, Çağlar Market'ten öyle vergi vermiyor mu? Niye yapıyorsun sen bunu? Niye hizmet vermiyor? Ben geçer misin? Kitap bize atın dedim kardeşim. 10 sefer. Parti kanunundan da müracaat ettim. 10 sefer müracaat ettim. Mahsus yapar gibi düz yere iki kamyon atıldı, çukurlara gene atılmadı. Herkesin 80-100 milyarlık arabası var. Çarşıya gideceğim dediği zaman onunla araba çıkarmak istemiyoruz. Yürüyerek ben buradan çarşıdan evime kadar eşyalarımı taşıyorum. Arabayı çıkarmayan diye. Geçen sene ben onu takım yapmıyordum. 3 milyar lira para verdim. Vatandaşımız
duyarlılık göstermiyor. Bizdeki arkadaşlar da öyle. Ben zaten arkadaşlarıma kızıyorum. Biz orada en azından yanımızda bir evler var. Yani böyle bir şey olduğu zaman kimse çıkmıyor orada. Dedikodusu yapılıyor, kumda yapılıyor, kahvede yapılıyor bilmem. Kardeşim çıkacaksın sen, derdini anlatacaksın. Bir sosyal da gerek. Benim sesim sizlere yeterli. Yani üzülüyorum. Ben 27 sene, 26 senedir buradayım. Bu olayları yaşadık biz. Bu olayları temizlemek için biz aramızdan adam tuttuk. İşçi tuttuk orayı. Arkadaşım da var burada. Şahitim de var. İspatım da var. Az olduğu zaman bunları temizleme yoluna gittik. Temizledik de cebimizden para verdik. Belediyeye de gittik. Belediyeye de yaptırdık. 44'lük bir tane grader şey vardı, roter vardı. Onunla ben işi yaptım orada. Yani şimdi bu yaşanmış olay var. Bunun nasıl temizleneceği var, nasıl şeyleneceği var. Resmen benim istediğim bir dozerdir. Hala yok. Ve arkadaşlara söylüyorum, başkana da iletsinler. En az şeyinden... Acilen... Başkanımız size cevap vermedi mi dün? Bir saniye, ben yanınızdaydım. Yok, hayır. Ama ben yanınızdaydım. Evet. Bir saniye, bir söz alabilir miyim? Bir hafta sonra vaci olur, bir hafta bekleyelim. Söz alabilir miyim? Al. Bakın, bir gelebilir miyim? Merhaba, İlker Deniz Belediyesi Halkı İşleri Basın. Dün beyefendi yanımızdaydı, beraberdik. Ve bu olanları kesinlikle inkar edemez. Belediye başkanımız Bakan Yardımcısı Sınay'ı aradı. Aradı, söyleyeceğim. Ama onu söylemedi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı aradı. Söylemedi. Bakan Yardımcısı'nı aradı. Bakan Yardımcısı'nı aradı. Söylediniz mi insanları? İdare etmeyin. Bir saniye. İdare etmeyin. Tamam yapmadı diyorsunuz. Tamam Hüseyin kardeş bir saniye. Konuşsun adam. Güzelce konuşacağız halledeceğiz. Şimdi eğer orada bir saniye sorunu değil. Ben Türkler korkmaz. En az belediyesi halkla ilişkiler ve basın sorumlusu. İki abi oraya geçeyim. Beyefendi Edirne'den de aynı mahalleden bir şey. Geldi yardımcı olmaya çalıştık. Bakan yardımcısını dahi aradı belediye başkanı. Doğru mu? Anlatayım önce bir. Ondan sonra bakan yardımcısı toplantıdaydı. Ve başkanımız özel kalemiyle görüştü ve durumu iletti. Dedi ki bak benim yetki sorunum var. Benim oraya girmemem lazım. Hatta yalı işleri müdürümüz dedi ki bir önceki belediye başkanı Ahmet Çayır yanlış hatırlıyorum. Oraya girdi ve hala davası sürüyor. İyi niyetli girdi Ahmet Çayır'da. Yani orayı temizlemek için girdi. Ama oraya giremez. Öyle bir yetkisi yok. Ondan sonra başkanımız ne yaptı? Çevre ve Şehircilik aradı. Doğru mu? Dedi ki bakın benim yetkim yok. Bana temizlediyorsunuz ama yetki vermiyorsunuz. Yani ben sizden bir dozer istiyorum. İnşallah hallolur. Buraya kadar olan kısmının aslı bu. Doğru mu? Ben başka şey zaten... Bu doğru. Yol kısmını da söyleyeyim. Yine beyefendi ben bir şey demiyorum. Ama anlatımımızda eksikler var. Yanlış anlaşılır. Yol konusu. Yol doğru. Şuraya kadar geldi. Ama o yolun oraya kadar gelmesinde bir kasıt yok. Başkan dedi ki ben dedi bunu oraya kadar yaptırdığıma dolayı var. Diğer yolu sordu. Bir saniye. Bir saniye ben size bir yalan dolan anlatmıyorum. Ben size sadece onları anlatacağım. Bir saniye. Dedi ki başkan o yolu ben zor yaptırıyorum. Beyefendi de oradaydı. Diğer yol söylendi. Dedi ki orası onun yolu. Belediye başkanı gelsin. Çok defa yaptı. Yapmayın. Belediye başkanı gelsin ben size. Onları da tartışın. Hanımefendi, bir saniye. Ama şimdi aynı şeyden söyleyeceğim. Herkes temiz tutuyor ama onu direkt konuşurken hiç şey olmuyor. Ya müdahale olmuyor. Ondan sonra. Arkadaşlar.
başkanı. Bir dakika. Arkadaşımız eleştirisini söyledi. Çektim abi. Orada tesadüfen orada o anda olan birisi de bunu söyledi. Bir şey olur. Daha iki tane problemimiz var. Enes'i sadece sahipliği kusurları değil. Ama hepsine de eğer ben de yanında tanıktım diye Türker çıktı. Çektim abi. Anlatacak yok olmaz.